de bundan endişe ediyorduk. Günden nasıl? Omurgasında hasar var. Emir Bey açık konuşun. Ne demek omurgasında hasar var? Yani yürüyemeyecek mi bir daha? Yürüyecek büyük ihtimalle. Tabii büyük ihtimalle ne demek? Yani yürüyememe riski mi var? Cihan Bey, şu anda kesin bir şey söylemek için çok erken. Ayrıntılı bir tetkikten sonra değil misiniz? Hemen umudunuzu kesmeyin. Bir daha yürüyemeyecek demiyorum. Hazal'ın yürümesi için elimizden geleni yapacağız. Neyinizden bir şey gelmez? Gelecek Cihan Bey. Kesin konuşmak için çok erken. Doktor Bey, yanlış anlamayın ama başka bir yere götürelim gerekiyorsa. Dünyanın neresi olursa olsun, bunun bir yerde bir tedavisi varsa, hemen yürüyebilecekse hemen oraya götürelim Doktor Bey. Cihan Bey, Hazal ağır bir ameliyattan yeni uyandı. Acele etmeyelim. Ani kararlar geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir. Hazal yürüyecek. Ama ne zaman? Şu anda onu söylemek zor. Lütfen dirayetli olun. Umudunuzu kesmeyin. Hazal'ın iyileşmesi sizin güçlü olmanıza, ona moral vermenize bağlı. Hep birlikte aşacağız bu durumu. Ama güçlü olmamız lazım. Çocuklar. Hadi girelim, göremiyor muyuz? Baba ne oluyor? Çocuklar uyandı. Konuşuyorlar ama... Şimdi sakin ol tamam mı? Özellikle sen kızım. Hazal'ın bacaklarında bir sorun var. Yürüyemiyor. Cansu. Kızım. Canım. Canım bir tane. Canım ne olursun yapma. Baba bırak. Ya sürekli senin suçun değil deyip duruyorsunuz. Nasıl benim suçum değil? Senin suçun değil. Ne yapacağım ben? Kızım, kaza oldu bir tanem, ne olursun. Lütfen hadi. Suçlama kendini. Bak daha yeni ameliyat oldu. İyileşecek. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Elimizden ne geliyorsa yapacağız, tamam mı? Bir insana şans gülmez mi? Ha, bir kerecik gülmez mi ya? Gözümün bebeği mutlu olsun, herkes mutlu olsun dedi. Gitti İzmir'e. Ha şimdi şu başına gelenlere bak. Ay doğru söylüyorsun. Hazal nasılmış, uyanmış mı? Uyanmış. İyi miymiş bari? Bir şey demedi. Ay doğru düzgün konuşamıyor ki. Hep ağlıyor. Uyandı, odayı aldık dedi, kapattı. Ay, iyi mi kötü mü hiçbir şey anlamadım. Ay Aler. Tam şu an bir parça yiyeceğiz, ne var? Eski gelininden mi çekiniyorsun? Ne çekineceğim be? O benden çekilse manyağı. Nezaket kurabiyeleri getirir misin? Alo. Getirdim, getirdim. Aa, Nezaket. Kız sen ne arıyorsun burada? O burada çalışıyor, bilmiyor musun? Ne? Kız, hani sen tekstilcide çalışıyordun? Kandırdın beni öyle mi? Ama ben anladım. Hastanede çalıştın anlamadın mı? Hastane kokuyordu. Anladım. Bir dakika, bir dakika ya. Ne oluyor burada? Sen Kerim'i nereden tanıyorsun? Tanıyorum ya. İşte mahalleden tanıyorum. Burası küçük yer ya. Herkesi tanıyorum. Ne mahallesi be? Biz hapishaneden arkadaşız. Ne? Anlamadım. Bir dakika anlamadım. Biz Nezaket ablayla aynı koğuşta yattık. Alt alta üst üste ranzadan. Hatta Nezaket abla beni haremine almıştı. Değil mi Nezaket abla? Nezaket doğru mu söylüyor? Cevap ver, doğruyu mu söylüyor? Doğru.
Ama bak Derya, anlatayım bak şöyle. Niye bize söylemedin? Kaç kere ağzıma geldi, dilimin ucuna geldi, söyleyecektim. Söyleyemedim. Yani işte eskiden mahkum oldum, öğrenirseniz kovarsınız diye korktum. Hazal'cığım nasılsın? Daha iyisin değil mi? Bak sana arkadaş getirdik. Bak ne diyor. Hadi Hazal artık kalk. Daha iyi görünüyorsun. Bir yerin ağrımıyor değil mi? Uyuyacağım. Tamam kızım, hadi sen dinlen bir tane. Yazıklar olsun sana nezaket. Yazıklar olsun sana ya. Ay biz seni arkadaş bildik, sana sırtımızı dayadık. Sen bunca zamandır bize yalan mı söylüyordun? Yüreğim ağzımda bekliyordum ne zaman ortaya çıkacak diye. Hah, işte çıktı. Ben sana nasıl güveneyim artık? Ha? Nasıl güveneyim? Hapiste yatmışsın, tamam ondan geçtim. Ama bunca zamandır Kerima'nın evinde kalıyorsun ve bize söylemiyorsun. Ha, sen bizi resmen aptal yerine koydun ya. Doğru, haklısın Derya ama yemin ederim burada olanlardan, başka şeyden, hiçbir şeyden bahsetmedim onunla. Yemin ederim, bak burada çalıştığımı bile bilmiyordu, şimdi öğrendi. Tamam nezaket, tamam. Kusura bakma, ben artık seni çalıştıramam burada. Olmaz. Bir kere güvenim sarsıldı sana. Al hadi bitirelim şu işi. Bu ayki maaşın. Nezaket al şunu. Nezaket al şunu. Nezaket alır mısın? Bu fazla. Olsun al. İnsanlık bizde kalsın hadi. Şimdiki aklım olsaydı en başta söylerdim. İşte mahkum olunca çekiniyorsun, söyleyemiyorsun. Vallahi sizi kardeşim gibi sevmiştim Derya. Hakkınızı helal edin. Ha, fırında da börek var, unutma. Şey, evde görüşürüz Nezaket abla. Derya'cığım sen bize iki tane çay koy, börek de getir. Şöyle. Ana! Ana! Ana bu ne? Ana doğuruyorum galiba. Keriman abla çıkıyor, çıkacak. Sırası mıydı şimdi be? Özkan'ı ara! Özkan'ı ara! Özkan mı? Özkan'la ne alakası var? Özkan'ın çocuğunu doğuruyorum ben, ne demek ne alakası var? Ne? Ay bu ne? Of! Ne arıyorsun gene? Allah'ın manyağı. Ne var yine? Ne var ya? Dur. Ya ne bağırıyorsun be? Ne bağırıyorsun? Nuray doğuruyor. Ne? Nasıl? Nasıl doğuruyor? Nasıl doğuruyor? Doğal doğuruyor, doğal. Sancısı tuttu. Çık gel haydi. Gel sahip çık kadına. Abla ben çok uzaktayım şimdi. Özkan gelsin! Özkan gelsin! Ya ne demek uzaktayım? Çık gel diyorum sana. Biz Gülseren'in fırınındayız. Ne Gülseren'in ne fırını? Ne işiniz var lan orada sizin? Ya şimdi bunun sırası mı, ne işiniz var fırına? Çık gel diyorum. Çık gel sahip çık şu kadına. Abla ben şimdi Bakırköy tarafındayım. Sen at bir taksiye götür hastaneye. Bakırköy'de mi? Ne kadar sürer senin gelmen? Ya Allah'ım yarabbim abla götür işte diyorum sana ya. Özkan ben mecbur muyum senin hamile kırığını hastanelere götürmeye, doğurtturmaya? Ya laftan anlamıyor musun kadın? At bir taksiye götür hastaneye. Ben de hemen geliyorum ya. Hadi. Özel hastane istiyorum ben. Tamam kızım, bir şu taksiye, Allah Allah. Sokakta doğuracağım. Bir hastane çantam evde kaldı. Ara Özkan'ı getirsin çantayı. Ya tamam. Hadi selamet. Ya. Hello. Gelin alın hemşire, hemşire yok mu? Gel kızım gel. Evet, hastanesi burası. Doğurmam ben burada. Özel hastane istiyorum. Ya kızım takside doğamadığına dua et. 5 dakika kaldı, alın şunu. Evet hastanesine, evet ben özel hastane istiyorum. Özel hastane. Ya yatak odasındadır. Nerede olacak?
15 20 dakika önce. Tamam, doğum başlayınca kadar sizi burada tutacağım. Ne? Niye burada tutuyorsunuz? 5 dakikaya doğuracak bu. Alsanız oraya. Doğum anne hazırlanıncaya kadar burada bekleyeceksiniz. Biz ne yaptığımızı biliyoruz efendim. Ha, öyle mi? Ay Kerim abla, ölüyorum ben, ölüyorum. Ya derin derin nefes al ver. Abla, hadi paramı ver gidin ben. Durağa geç kaldım. Sen kimsin be? Abla taksici ben getirmiş sizi buraya. Ya, ya bebeğin babası gelecek, ondan al yürü. Ta doğumun içine kadar girmişsin. Para göz, yürü. Ay, ay. Bak, öldüm. Derin derin ha. Sakinleş, sakinleş ya, vahşi olma. Tamam, sen yardım et, sen kızıma yardım et. İyileşmesine yardım et yarabbim. İyileşecek inşallah. İyileşecek, iyileşecek. İnatçıdır o. Asla pes etmez benim kızım. Yok etmez. Başaracaktır. İyileşecek ya. Allah yardım et. İyileşecek Allah. Su istiyor galiba. Su mu? Yok, yok, yok. Boynum ağrıdı da biraz. Ha. İyi mi böyle? Hemşireyi çağırayım seni, ya yatırsın mı birazdan? İstemiyorum. Doktor gelince soralım. Ne yiyip içebiliyorsun? Öğrenelim. Canım bir şey istiyor mu? Yapma be oğlum. Ne diyorsun ya? Vah 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 vah. Ama dedi doktorlar yürüyecek demiş. O ne zaman yürüyecek yavrum? Bugün mü? İki gün sonra mı? Beş gün sonra mı? Bir sene sonra mı? Ya dedi Allah aşkına şöyle konuşma. Şöyle konuşma lütfen. Biz dua edelim. Dünden beri düşünüyorum dedi. Kendimi Hazal'ın yerine koyuyorum. Çok acı bir duygu. Kabul edemiyorum ya. Biliyorsun ben Hazal'ı zorla kabul ettim zaten. Hala da kabul edemiyorum. Hala Cansu benim aşk kardeşim, öyle görüyorum. Ama... Ama isteyerek gitmemiş ki be yavrum. Kaza bu, hayat. Ne yapacağım? Var mı demiş? İşte gel onu Cansu'ya anlatsan. Ya Nuh diyor, peygamber demiyor. Kendini yedi bitirdi, sürekli kendini suçluyor. Dur tamam. Duydum bazen yürüyemiyorum. Yürüyecek yavrum, yürüyecek, yürüyecek. Hiç merak etme. Benim güzel kızım. Aşkım, her şeyim, bir tanem. Ne olursun, üzme kendini. Hazal yürüyecek. Tamam mı? Elimizde ne kadar imkan varsa kullanacağız. Dünyanın neresinde bunun tedavisi varsa oraya götüreceğiz. Olmadı dünyayı buraya getireceğiz ama Hazal yürüyecek. Lütfen. Ne olursun kendini üzme. Canım. Kurban olayım ben sana, hadi. Abla! Heh, nihayet geldin. Nerede kaldın bu saate kadar? Geldim işte, ne oldu? Doğdu mu çocuk? Evet, doğdu. Senden saklıyoruz gerizekalı. Bekliyoruz işte, abla. Oh! Şimdi Nuray içeride benim çocuğum doğuruyor, öyle mi? He. Allah'ım inanamıyorum ya. Vallahi de billahi de inanamıyorum ya. Ya niye inanamıyorsun? Senin gibi bir adamın her limanda bir maddi kudüsü var. Kim bilir kaç tane çocuğun var dünyada. Saçma sapan konuşma lan. Niye saçma sapan olsun? Buraya gelip sana demeseydin senden çocuk doğurayım diye. Nerede bileyim? Tamam, sus tamam. Sus. Geleceğiz, sus. Nuray Çalışkan'ın yakınları burada mı? Evet buradayız. Ne oldu? Doğum oldu mu? Gözünüz aydın. Bir oğlunuz oldu. Şimdi nasıl, ne zaman görebiliriz? Önce bir annesini gör isterseniz. Tamam, nerede şu anda? Birazdan onu alacağız. Allah oldu! Allah oldu tekrar, oldu. Dostunum oldu. Oğlan Allah'a sonunda hak ediyor.
Nuray, nasılsın? İyi misin? Aslanımız oldu. Yavaş. Yavaş yavaş. Sağ ol. Geçmiş olsun. Gözünüz aydın. Sağ olun. Kız mı oğlan mı? Oğlan. Maşallah. Ha bak çabuk atlattın. Çok kolay oldu. Fazla sancı da çekmedin. Girmesinden çıkması bir oldu. Sen anlarsın be. Ben ne çektiğimi biliyorum. Sen gördün mü bebeği Nuray? Gördüm Özkan, gördüm. Birazdan getirirler. Hemşirelerin başı çok kalabalık. Yetiştiremiyorlar. Özkan. Hani özel hastaneye doğuracaktın? Aşk olsun. Kaç kere söyledim sana ya? Oğlum benim. Ay kurban olurum ben sana. Aslan oğlum. Maşallah aslan oğlum benim. Oh misler gibi kokuyor. Kızgın azıcık da bana ver bana. Ay kurban olurum ben sana. Ay. Ay kocam. Çok güzeldi bu abla. He çok güzel. Hiç sana benzemiyor. He aynı sen. Aşlan. Allah Allah. Oğlum. Hadi tamam mahkumu işe almak istemeyiz diye gizledi. Onu anlarım. Ama Gülseren'in görümcesinin yanında kalıyormuş ya. Olacak şey değil. Gülseren'in o kadından neler çektiğini biliyor. Burada 100 kere lafı geçti. Gerçekten olacak iş değil yani. Gülseren sana yardım etti, elini uzattı. Böyle bir insana yapılacak şey mi bu ya? Peki işten ayrıldı mı? Aman gönderdim. Gülseren nasıl? Kız yani. Uyandı. Hayır, Gülseren sevinmiştir. Evet, odaya çıkarmışlar. Alo baba merhaba. Nasılsın? Ne? Nasıl yani? Baba neler diyorsun sen? Olur mu hiç öyle şey? İbrahim yapmaz. Hayatta böyle bir şey yapmaz. Sen ne biliyorsun baba? Tamam baba ben bugün ilk otobüsle Kırklareli'ne geliyorum. Tamam hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ne var ne olmuş? Eşim İbrahim'i içeri almışlar. Niye? İnşaatta kavga çıkmış. İbrahim ayırmaya kalkmış bunları. Bir tane şoförlerden biri bıçaklanmış. Ölmüş adam. İbrahim'in üstüne atmışlar. Suçu o yaptı demişler. Dur hemen panik yapma. Doğrusu anlaşılır. Benim Kırklareli'ne gitmem lazım. Tamam ben seni otogara götürürüm. Şimdi uyku saati. Oğlum yerim senin o pençelerini. Yavru kartalım benim. Özkan, nikah günümüzü hemen alalım. Nüfus kağıdı çıkmadan evlenelim. Bak oğlumuzun annesi de babası da belli olsun değil mi? Nuray sen bir çık önce. İyi ol, halledeceğiz. Kızım, sizin nikahınız yok mu? Halledeceğiz ablacığım, sen dert etme. İyi hadi, geçmiş olsun Nuray. Ben gidiyorum. Nereye? Eve. Kim kalacak benimle? Özkan kalacak işte, babası değil mi o kalsın? O ne anlar ya? Abla benim kadına ihtiyacım var, kadına. Sen az bir gelsene. Yok. Ablan bak kurbanın olayım. Bir arıza çıkarmada kal bu gece ne olur. Bak Özkan benim tepemi attırma. Zaten geldi evime yerleşti. Sen de yoksun ortada. Abla et, abla süt. Hizmetçisi oldum zaten. Lan verdin mi parasını? Ha 3 kuruş verdin diye bir de kölesi olayım öyle mi? Ya kadın senden bir insanlık istiyorum bir gece için ya. Yap şu insanlığı bir gece ya. Ha ben insanlığımı yapacağım kadar yaptım. Tutarsın bir hemşire bastırırsın parayı. Beklerler başında. Allah Allah. Lan kadın ocağına düştüm işte anlasana ya al. Yok ana. Al anasını satayım al. İnsanlık bende kalsın. Bak sana söylüyorum. Sadece bu gece. Anladın mı Özkan? Bir gece. Anladım.
İnsanlık bende kalsın. Sen insan mısın lan? Allah'ın para gözü. Yeğenin lan senin. Öz yeğenin lan. Kir manyak. Anneciğim, ne oldu? Bir şey mi istiyorsun? Tuvalete gideceğim. Hayır. Bebeğim, tuvalete gitmene gerek yok. Doktor hiç kalkmasın dedi. Ya iyiyim ben. Bir şeyim yok. Hayır hayır bebeğim, kalkamazsın. Yani daha yeni uyandın. Dur bakalım. Anne, tuvalete gideceğim. Yatacağım hemen, tamam. Bak şimdi çağıracağım hemşireyi, göreceksin. Hemşire hanım. Bak şimdi soracağız. Göreceksin. Hayır. Hemşire hanım tuvalete gitmek istiyor da doktor kalkmasın dedi, öyle değil mi? Evet. Sonra takıl Azalcığım. Tuvalete çıkmana gerek yok. İyi, tamam. Anne. Su, çok susadım. Tamam. Çok sıkıldım yatmaktan. Çok sıkıldım. Dilara mı yanında? Dilara yanında, Gülseren de yanında. Nasıl yani? İkisi bir aradılar mı? Evet. İkisi aynı odada. Keşke böyle bir şey yaşamasaydık. Şey, Cihan, doktor ne kadar süre veriyor yürüyebilmesi için? Veremiyor Yıldırım. Veremiyor. Can suyu içim yanıyor. İçim yanıyor. Ben yaptım, ben yaptım deyip duruyor. Acayip bir suçluluk duygusu hissediyor. Ah canım benim. Zaten hassas bir kız iyice perişan olmuştur. Perişan olmadı Yıldırım. Mahvoldu ya. Cansu mahvoldu. Hazal mahvoldu. Peki neden kavga etmişler? Ne bileyim ya, bu internette göğe Hazal Cansu için abuk subuk şeyler yazmış. Cansu da onları okumuş. Kavga etmişler işte. Ah be Cihan, ikisi de daha çocuk. Evet, ikisi de çocuk. İkisi de benim çocuğum. Biri tekerlekli sandalyeye düşüyor. Biri ben yaptım diye ağlayıp duruyor. Herkes paramparça. Hayat işte. Eğrisiyle, doğrusuyla hayat. Nasıl bir hayat anlamadım, bitti. Yıldırım, sen benim kaç yıllık dostumsun? Ben kime yanlış yaptım? Yani biz neyin bedelini ödüyoruz? Bu neyin bedeli? İki kızımın suçu ne? Neden? Hadi ben ödeyeyim de yani. Çocuklarımın ne suçu var? Kalinka, kalinka, kalinka maya, sadu yagada malinka, malinka maya, Rahmi Bey. Sen onları benim yazdım mı sandın? Tabii ki sen yazıyorsun. Kim yapacak başka? Alakası bile yok. Benim evim burası. Bu bahçede büyüdüm ben. Dön bak. Yap oğlumu. Gene bir gün bu büyük başlar gelecekler. Benim restorana belediye başkanı filan işte ona zevatı. Boris tutturdu, ben bana ana filan be yapacağım. İşte bundan böyle yağlı mağlı alevli bir tatlı. Neyse akşam oldu, belediye başkanı geldi. Zevat geldi, oturdular. Bu Boris de getirdi masasını, tüpünü filan her şeyini. Başladı şovunu yapmaya. Gel. Emine teyze, hadi tatlılar nerede? Bakalım nasıl yapmışlar adam. Sağ olasın Emine. Sağ olun. Şeyda? Şeyda kızım, otur bak, bize tatlı yaptık, yeriz beraber, otur. Hoş geldin Şeyda. Hoş bulduk. Sen Hazal'ı sormaya mı geldin? Ben Hazal'ı sormaya geldim. Nasıl, iyi mi? Yani yoğun bakımdan çıktı ama.
Ya Emine, şöyle bir kaba Hazal'ı da hazırlasana, giderken getirelim. Ha? Peki efendim. Dede doktor izin verir mi ki? Ya verir verir, vermezse de verdiği zaman yer. Olmasa yenisini yaparız. Hadi yiyin yiyin, bu ılık yenir hadi. Dede eline sağlık, müthiş olmuş. Yarasın koçum. Şeyler niye yemiyorsun? Şimdi canım istemiyor ya, sonra şey yaparım. Bir şey var sende, ne oldu? Sakin ol, tamam, tamam, tamam. Sen nereden biliyorsun böyle bir şey Şeyda? Ya Hazal yoğun bakımdayken bir sürü tweet atmış. Ben de yeni baktım, yeni öğrendim. Cansu, çok üzgünüm. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne diyeceğini bilemiyorsun, öyle mi? Hazal Hazal diye doldururken gayet iyi biliyordur Şeyda ne diyeceğini. Hani ondan başkası olamazdı? Hani kesin oydu? Ya nasıl hiçbir şey olmamış gibi karşıma o değilmiş diye biliyorsun Şeyda. Cansu çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Bana ne senin üzülmenden? Senin üzülmenin bize ne faydası var şu anda? Hazal benim yüzümden belki de hiç yürüyemeyecek. Hazal ben ne yapacağım? Hazal ben ne yapacağım? Ne diyeceğim Hazal'a, ne diyeceğim ben? Ben Hazal'a ne diyeceğim şimdi? Benim yüzümden sakat kaldım mı diyeceğim? Şeyda'nın dolduruşuna geldim mi diyeceğim, ne diyeceğim? Ne diyeceğim ben? Kızın hayatını mahvettim. Sen de sözcüsün, anladın mı? Beraber mahvettik. Beraber mahvettik. Bak Şeyda. Şimdi ağlıyorsun ama bunun hiçbir faydası yok artık. Olan oldu. Kimmiş peki bu çok şeyi bilen kız? Bilmiyorum. Birkaç kişiye sordum. Ama hiç kimse bir şey bilmiyor. Ya Ozan çok üzgünüm. Anlatamam. Gerçekten çok üzgünüm. Bundan sonra ne Hazal ne de Cansu hiçbir benim yüzüme bakmazlar. İşte görüyor musun bak kızım? Her hareketin bir bedeli var hayatta. Ya bu nasıl gençlik ya? Bu nasıl kötülük yapmak ya? Sana ne kardeşim, sana ne? Yok efendim Hazal Yalı'da kalmıyormuş, Cansu Yalı'da kalıyormuş. Sana ne, sana giren çıkan ne? Dede Allah aşkına bari sen sakin ol ya. Ulan insanın hayatıyla oynuyorlar be. Ben Cansu'ya bakayım bari. Allah'ım ya Rabbim, deli ediyorlar insanı ya. Gülseren, sen git istersen, ben buradayım, bekliyorum zaten. Günlerdir buradasın. Git Emine dinlen, sabah geri gelirsin. Yok Hazal, bu durumdayken gidemem ben. Peki, sen nasıl istersen. Allah aşkına yapma. Dokunma. Dokunma, bırak. Hazal benim yüzümden ne halde görmüyor musun ya? Tamam da Cansu, sen isteyerek yapmadın ki bunu. Bir kazaydı bu. Başka nedenle de olabilirdi. Kazaydı bu. İnanmayacaktım. Salak Şeyda'ya inanmayacaktım işte. Ya inandın işte güzelim. İnandın abicim. İnandın. Kandın ona. Lütfen suçlama artık kendini. Ne olursun ya. Kızım bulacağız, sen hiç merak etme kızım, hiç üzme kendini. Biz o şeytanı bulacağız ve dava edeceğiz. Bakalım fesatlık neymiş, insan hayatıyla oynamak neymiş, görecek günü. Yazmış işte, yine yazmış işte. Mahvetti. Benim de Hazal'ın hayatını mahvetti ablacığım.
Emir Bey yatıştırıcı da verdi. Bir iki saat daha uyur. Siz de dinlenin biraz. Çok yoruldunuz. Cansu kalkmadı mı? Sabah tıklattım da ses etmedi. Herhalde uyuyor. Dur ben bakayım şuna bir ya. Cansu. Uyandın mı dedeciğim? Ha? Canım benim. Güzel torunum. Bir tanecik torunum. Oh. Hadi kalk. Güzel bir kahvaltı edelim, sonra da hastaneye gideriz ha. Hadi. Ben gelmeyeceğim. Nasıl öyle gelmeyeceğim? Olur mu kızım? Geleceksin. Hadi. Bak ben seni anlıyorum kızım. Sen kendini suçluyorsun ama... bak eğer gelmezsen, Hazal'ın yüzüne bakmazsan... ikimiz bir suçlu olursun ya. Ya o saçma sapan şeylerin Hazal'ın yazdığına... ben hemen inandım ve hiç şüphe etmedim dedi. Hazal'ın yüzüne nasıl bak... kendimi hiç affetmeyeceğim, gelemem. Yok yok, olmaz. Bakacaksın. Yüzüne de bakacaksın. Delikanlı gibi gideceksin, Hazal'la yüzleşeceksin. Artık ne yaparsın, ne söylersin onu bilemem. Ama yüzleşeceksin. Tamam mı ya? Bu da senin bedelin olacak. Hiç olmaz, çabuk et kahvaltını. Daha kalkacağız, hastaneye gideceğiz. Yine mi gideceğiz ya? Üç kere gittik yeter. Gideceğiz olmaz. Sonra sabah bir daha gideceğiz. Öğlen tekrar gideceğiz. Akşam da yine gideceğiz. Anladın mı? Hazır Dilara ile araları düzeltmişken eskisi gibi olmamız lazım. Ama Dilara'nın hala bir mesafesi var. Kibrinden yanına yaklaşılmıyor. Evet ama dün kapının eşinden sokmuyordu. Şimdi en azından huzura kabul ediyor. Şükret. Mesajdan da bir şey çıkmadı zaten. Boş ver sen seçim. Ben güzellikle halledeceğim o işi. Ay ne olurdu Candan şu davayı yansaydı? Yani Dilara'nın gözüne gireceğiz diye resmen köpek olduk. Köpek demişken acaba Hazal'a bir yavru köpek mi götürsek? Moral olur. Hediye. Alper ne hediyesi ya? Her gidişimizde hediye almak zorunda değiliz. Biz para için de yüzmüyoruz yani. Ne demek o? Zorundayız tabii ki. Neden? Çünkü kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Duydun mu hiç? Bekle sen kaz gelecek. O kaz sensin, haberin yok senin. Hiç olmaz. Ya arkanı dön otur. Ya al tabağını git başka masaya. Gıcık oluyorum çünkü sana. Güzelim, bebeği nasıl götüreceksin? Kucağında mı? Bir puset almadınız mı? Beyim alıp getiriyor. Beyin nerede? Yolda, gelecek. Ya beni buradan bir günde postalıyorlar. Sen niye kalıyorsun he? Ben sezaryenle doğum yaptım. Üç günden önce çıkamazsın dedi doktor. Kızım, beyin ne zaman nikah kıyacak sana? Evet, puset aldım. Çıkamayız. Özkan, bak teyze ne soruyor? Ne soruyor? Beyin sana ne zaman nikah kıyacak diye soruyor. Ne zaman kıyacağım? Nuray, şimdi yabancılar yanında mı konuşalım? Ay yürü hadi gidelim, içim sıkıldı şurada hadi. Nikah tarihini sana bildiririm, meraklı taze. Geliriz inşallah, geliriz. Gülseren, kendini toparla lütfen.
Dayanamıyorum Hazal'ı böyle görmek beni mahvediyor. Beni de mahvediyor, herkesi mahvediyor. Ama güçlü olmamız lazım bu sene. Yemiyor, içmiyor, hiçbir şey yapmıyor. Sadece ağlıyor. Çocuk sadece ağlıyor. Gülsene, Hazal yürüyecek tamam mı? Doktor bir tane ihtimal vardı. Var. O ihtimal neyse onu bulacağız, getireceğiz. Hazal'ı yürüteceğiz. Tamam mı? Ama önce bizim güçlü olmamız lazım. Bizim inanmamız lazım. Ne olur. Toparla kendini. Allah'ım neden bunlar bizim başımıza geldi? Şimdi dinlenebilirsin Hazal'cığım. Canım, nasılsın? İyi misin? Merhaba. Merhaba, biz geldik. Hoş geldiniz. Zahmet oluyor size de böyle yanınızdasınız. Teşekkür ederiz ama yorulmayın artık. Ne demek canım? Biz bir aileyiz. Hazal'cığım, daha iyisin değil mi? Bak sana çikolata getirdik. Ne çikolatası ya? Ne çikolatası? Dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Çikolatanızı da alın gidin ya, rahat bırakın beni. Bu ne diyor bunlar ya? Dalga mı geçiyorlar ya? Gelmesinler, gelmesinler ya. Dalga mı geçiyorlar? Birine çikolata getirmişler bir de ya. Biricim şimdi Hazal biraz dinlenmesin. Gelmesinler, acımasınlar bana ya. Gelmesinler. Ay Dilara'cığım dinlenecek tabii. Gelen giden bir sürü insan. E yorulur tabii. Sormaz. Dilara kusura bakma biliyorsun biz gidelim. Görüşürüz. Dilara'cığım tanıdık olmasa geçiremezdin bunları. Sen beyaz gül seversin ya kızın da sever diye düşündüm. Zahmet olmuş Beril sağ ol teşekkür ederim. Cihan, Cihan'a da bir geçmiş olsun deseydim. Beril'ciğim ben Cihan'a iletirim senin geçmiş olsun dediğini. Şimdi Hazal'ın yanına dönmem lazım biraz zor durumda. Haklısın canım ben gideyim artık haberleşiriz yine. Olsun. Yürüyemiyor hala. Ne? Aa. Nasıl yani hapiste mi şimdi? Keriman. Keriman kömür göz maç kapıyı. Candan Hanım, ben Keriman'ın sokağındayım şimdi. Evde kimse yok. Ya kız bir yere gitmiş demek ki. Yok hayır, Keriman da yok. Tabii efendim, siz hiç merak buyurmayınız, ben takipteyim. Oldu, iyi günler. İyi günler. Geçin, geçin, geçin. Geç üstüne. Ne olsayım ben? Nerede yatacağım? Kızım senin içeride yatağın var ya. Ya sıkılırım ben orada bütün gün. Bana şuraya yatak yapıversene. Şuraya bir yatak yapıversene. Emredersin başım üstüne. E yapıver ne olacak? Ha senin için çok kolay değil mi? Bana bak Özkan. Ne zaman gidecek bu? O
O nasıl laf lan? Ne demek ne zaman gidecek? Burası benim de evim. Ha şimdi senin evin oldu öyle mi? Daha birkaç gün önce benim evim değil diyordu. Ha borçlara ödemelere gelince senin evin değil. Bundan sonra kırığımdan çocuğun geldiği zaman senin evin oluyor öyle mi? Tamam sus. He sus. Özkan, bebeğin yatağı nerede? Ne yatağı ya? Ne demek ne yatağı? Nerede yatacak bu çocuk? İçerideki yatak geniş, beraber yatarsınız. Ya sen ne diyorsun ya? El kadar bebekle yatıp da ezeyim mi uykumda? Ya Şüphinstu, sen aklını mı kaçırdın ya? Ha, aklı vardı da olanı da yedi. Oğlum da oğlum diye gır 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 seviniyorsun. Ama bir yatak almak bile gelmiyor aklına. Tamam alırız tamam. Ya da gidip alayım şimdi. Benim oğluşum yatak. Bir tek yatakla olmuyor. Başka şeyler de alacaksın. Bir sürü şey var orada, liste yaptım. Hepsini alacaksın. Üçer. Üçer. Bu ne lan? Puset, onu aldık. Kanguru, port bebe, malzeme çantası, bebek arabası, ana kucağı, şifonyer, kuş tüyü yorgan, kuş tüyü yastık, iki takım mevresim, oda termometresi, oda nemlendiricisi, bebefon, alt değiştirme yatağı, küvet, küvet filesi, üç takım pijama, beş takım zıbın, beş tane tulum, ana... Murat bu ne ya? Bunların hepsini almak zorunda mıyım? Yani şu anda mı almak zorundayım? Yavaş yavaş alsak? Özişin, oğlumuz oldu. Hepsi lazım, hepsini alacaksın. Kızım dünya para eder bunlar ya. Çocuk esirgemeye verelim o zaman oğlumuzu. Devlet baksın ha. Ben gidip alayım şunları. Çabuk gel ama. Bebeğin bezi az kaldı. Bir de şu buzdolabını doldur. Et, peynir, süt, yumurta. Loğusa halimle ben herhalde bütün gün makarna yemeyeceğim değil mi? Sağlıklı beslenmem lazım benim. Süt üretiyorum, süt. Hah. Sen şu yatağı ne zaman yapacaksın? Ben yapayım. Ne zaman, ne zaman oğluşum? Kardeş başımda öyle bir bela var, öyle bir bela var ki yemin ediyorum bildiğin gibi değil lan. Oğlun oldu, oğlum. Önce ona bir senin lan. Lan salak salak konuşma herhalde. O benim oğlum, ben ona kurban olurum. Ben Nuray'ı ne yapacağım, onu diyorum. Nasıl ne yapacağım? Lan şimdi sana nasıl anlatayım ki? Çeri manyağı onunla çarp, işte öyle bir bela. Özkan, Özkan, aşkım aşkım sanırsın melek. Sonra bir anda kadının içine şeytan giriyor. Koyuyor ellerini beline, başlıyor saydırmaya. Şu listeye bak lan. Şuna bir bak lan. Şunu ver ya, alt alta yazsam yemin ediyorum bir metre tutar lan. Çocuk içinmiş bunlar. Alacağım oğlum. Kusura bakma Özkan efendi. Hamama giren terler. Madem çocuğu yaptın, bakacağım lan. Yok arkadaş, yok. Bu hatun var ya, adam eskitir yemin ediyor. Ya bu kadınla 6 gün aynı evde kal, yemin ediyorum hayatından 6 yıl gider lan. Sonunda beni tımarhanede falan bulursunuz ha. Ya anlamıyorum, niye böyle bu adam sizi buraya getirdi, bu dar eve bebekle sıkış pıkış yani. Niye bunu yaptı ben pek anlamış değilim. Nasıl yani? Ya kızım, bu adamın saray gibi evi var, koskocaman, dayalı, döşeli. Seni niye buraya getirdi koydu anlamadım. Demek ki arada bir gelecek, ziyaretine gidecek, ondan sonra çekip gidecek, tamam. Olur mu öyle şey be? Onun oğlu var artık, baba oldu. Ne gerekirse yapacak. Değil mi oğlum? Neyse ben ağzımı açmayayım. İyi aç aç söyle. Ne söyleyeceksin? Ya kızım, bu adam yıllar önce kızı Hazal'ı bıraktı, çekti gitti, yıllarca aramadı. Bunu da yapmayacağı ne malum? O eski karısının meselesi, tamam mı? Ben ona benzemem. Beni öyle kolay kolay atamaz başından. Onun hayatını kaydırırım ben. Kız doğru. Vallahi yaparsın sen. Uyusun da büyüsün ninni, tıpış tıpış yürüsün ninni. Oy, 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 oy. Hadi gel. Gel, gel, gel şuraya yat. Ay. Hoppa. Ayakkabılarını çıkarayım mı? Vallahi çıkar. Değil mi oğluşum, değil mi oğluşum? Ya arkadaş ben bununla nasıl evleneceğim ya? Mahkemeden sonra ben bununla nasıl evleneceğim lan? Ya tamam, para mara neyse ilgilenirim, yardım ederim de ben nasıl evleneceğim lan? Ne yapacaksın lan peki he? Oğluyla anasını ortada mı bırakacaksın? Lan bana mı sordu hamile kalırken? Oğlum aradı sordu seni lan, açmadın telefonlarını. Özkan var ya, sende zerre kadar vicdan yok lan. Hakikaten diyorum, vicdan yok lan sende. Hazal'ı terk etmenden belliydi zaten. Ne diyorsun lan, ne Hazal'ı? Hazal ne alaka şimdi? O benim kızım değil ki. Yuh diyorum lan sana, yuh diyorum. Kızım biliyordun, kızım bildiğin halde terk ettin. Oğlum sen var ya, başına gelecek her şeyden, her şeyden müstahaksın lan sen.
La oğlum bir kere de benim yanımda ol la. Bir kere la. Özkan sen var ya. Özkan sen var ya. Yürü git lan. Sen ne sırıtıyorsun la? İşine bak. Allah'ın manyakları. İşine bak oğlum sen. Ozan'a söyleyeyim tabletini getirsin anneciğim. İstemem. Annem nerede? Banyoda üstünü değiştiriyor. Ah. Yemeğin de geldi. İstemiyorum. İstemiyorum demekle olmaz kızım. Bir şeyler yemek zorundasın. Ya istemiyorum. Canım istemiyor. Bana çorba gelmiş. Çorba içelim bak ne güzel olur. Ya istemiyorum dedim. İstemiyorum. Tamam. Tamam anneciğim sonra yersin. Götür. Zalcığım nasılsın? Sana durumun hakkında bilgi vermeye geldim. Neden oldu, nasıl iyileşeceksin? Bir an önce iyileşmek için neler yapman lazım? Bunları konuşacağız, tamam mı? Konuşmak istemiyorum. Ama güzel şeyler söyleyeceğim. Bak şimdi düştüğün sırada omurganda sinir zedelenmesi olmuş. Bacaklarına giden sinirlerde ileti oluşmuyor. O yüzden hissetmiyorsun ama geçecek. Ameliyat yaraların iyileşir iyileşmez fizyoterapiye başlayacağız. Yürüyebilmen için elimizden geleni yapacağız. Elinizden bir şey gelmeyebilir yani. Gelecek Azalcığım, çok gençsin. Sinirler kendini onarır ama gayret etmen lazım. En önemlisi iyileşeceğine inanma. Umudumuzu asla kaybetmiyoruz. Keşke ölseydim ya. Ha, niye kurtardınız? Ölseydim daha iyiydi. Böyle yaşamaktan daha iyiydi ölmek. Niye kurtardınız beni ya? Ben böyle yaşamak istemiyorum, anladınız mı? Ben böyle yaşamak istemiyorum. Kendi ayaklarımın üstüne basmadan yaşamak istemiyorum. Anladınız mı ya? Keşke ölseydim. Baba ya ben böyle yaşamak istemiyorum. Anladın mı? Ben böyle yaşamak istemiyorum. Bırak baba ya. Bırak baba. Ben böyle yaşamak istemiyorum. Korkuyorum ya baba. Ne olur yardım et. Ben böyle yaşamak istemiyorum. Ben sana lecekluk almak istemiyorum baba. Baba ne olur yardım et. Kızım yürüyeceksin. Merak etme. Baba hayır yürüyemeyeceğim bir daha. Ben böyle yaşamak istemiyorum ya. Ben böyle kalmak istemiyorum ya. Niye kurtardınız beni? Kızım elimden ne geliyorsa yapacağım. Merak etme. Yürüyeceksin. Ne olur yardım et bana. Ben böyle yaşamak istemiyorum. Hayır. Merak etme kızım. Merak etme. İyi iyi maşallah. Ya anne çok süs ya. Nasıl uslu kuzu gibi. Tamam birazdan fotoğrafını gönderirim. Ne? Babamın haberi mi oldu? Ya anne niye söyledin ya? Çok kızdı mı? Ya of. Anne aşları oluyor. Benim yerim ben. Ayakları yerim. Elleri yerim. Lan. Nereye bakıyorsun sen? Ha? Babaya mı bakıyorsun sen? Şşşt! Özkan! Ne zaman göndereceğim bunları? Ne zararlanma lan sen? Hele bütün gece uyudun mu diye sor. Bütün gün ayaktaydın bir dakika oturdun mu diye sor. He uyudun mu hiç? Uyudun mu? Sorsana! Ulan Allah çakacağım ağzına. Keriman abla! Sütünü ısıtır mısın bir zahmet? Bir de çamaşırlar yıkandıysa makineden çıkar as. Yarına ancak kurur. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bir şey yok bir şey. Alası şunun güzelliğine bak. Şunun güzelliğine bak. Kalk. Ya kalksana hadi. Allah Oskar. Ama geldi. Vallahi billahi arar bulurum Cihangir Pınar'ın avukatını. Derim ki böyle böyle böyle. Her şeyi kaybedersin bak. Mahkemeyi de kaybedersin. Her şeyi kaybedersin Özkan. Bin. Ne? Bin lira vereceğim.
Abla bak kurban olayım, şurada bir hafta 10 gün daha kalsınlar ya. 5000. Anan? Yuh! Vallahi sen bilirsin Özkan. Şu yaştan sonra hizmetçi doldum ya, yanarım, yanarım, buna yanarım. Tamam, 3000 son. Vallahi Özkan, 3000 lira değil, 300 bin lira dost, çekilmez yani. Ama neyse, bu kıyamı da unutma. Abla ne olur be, ne olur be. Tamam, parayı vermemezlik yok ama. Tamam, söz. Söz. Hı. Şimdi de gör, ben sana yapacağım. Özkan Gülpınar'ın hesap durumu. Yine mi para çekmiş? Evet, 3 kere. Tamam Tuğçe, sen çıkabilirsin. Adam su gibi para harcıyor ya. Mahkeme gününe kadar bir kuruş para kalmayacak hesabında. Öz işin ya. Oğlumuzun adını Can koysak. Can ismini çok seviyorum ben. Can? Can? Cansu? Wow! Super! Ya? Ya? Yani? E göbek adını da babamın adını koyalım. Haşmet! Bu mu babanız? He. Bunun adını mı koyacağız? He. Haşmetmiş tabii canım. Anneciğim hadi. Hadi anneciğim hadi, bak yemezsen iyileşemezsin. Ya anne, istemiyorum anne. Gülseren tamam, sen git dinlen biraz. Ben denerim. Asal. Anneciğim lütfen, çok rica ediyorum. Benim için en azından bir kaşık alır mısın? Anne istemiyorum dedim ya, anlamıyor musun? İstemiyorum, yemeyeceğim. Anne. Hey canım, hoş geldin bir tane. Hoş geldin Hüseyin. Ben nasıl diyeceğim şimdi Azal'a? Şşş, böyle konuşmak yok. Kızım hadi. Baba çok korkuyorum. Siz kardeşsiniz, hayat boyu görüşeceksiniz. O yüzden söylemen lazım, dürüst olman lazım. Sonucu ne olursa olsun, hadi. Kızım. Hoş geldin anne. Kızım, bir şey yememişsin mi canım? Azal, ben senden özür dilemeye geldim. Bu Twitter saçmalıklarını sen yazmıyor musun? Boş yere suçladım seni, ben çok özür dilerim. Çık dışarı! Azal lütfen yapma böyle, çok özür dilerim. Çık dışarı dedim, çık dışarı. Yüzünü görmek istemiyorum. Şu halime bak ya, şu halime bak. Şu halime bak, hepsi senin yüzünden. Sen yaptın hepsini, senin yüzünden ben yatağa çakılı kaldım. Yatağa çakılı kaldım ya. Mutsuzmuş, üzgünmüş. Yalan mutsuz falan değilsin, üzgün de değilsin. Hepsini bilerek yaptın, çok da mutlusun. Çıkın, hiçbirinizi görmek istemiyorum. Çıkın dışarı. İbrahim'in suçsuz olduğu mutlaka anlaşılacak. Anlaşılacak, anlaşılacak da ne zaman? Daha ilk duruşması bile görülmedi. Şimdiden perişan olduk. Benim Kırklareli'ye gitmem lazım. Orada kalmam lazım. Buradan İbrahim'i görmeye gidip gelemem. Kayınpederimin evi de müsait. Ben en iyisi oraya gideyim. Bence de. Gülseren, sana bir şey soracağım ama çok zorlanıyorum. Aa, neye zorlanıyorsun? Sor bakayım.
Benim avukat tutmak için acil paraya ihtiyacım var. Burayı hemen satmam lazım. Sen buna mı zorlanıyorsun? Satacaksın tabii. Tabii satacaksın. Avukat tutacaksın. Hem bana sormana gerek yok ki, burası zaten senin. Olur mu öyle şey canım? Biz burayı birlikte kurduk. Ha, ben de biraz para var hala. Olmaz. Olmaz. Katiyen olmaz Gülseren. Asıl benim sana borcum kaldı. Aklından bile geçirme. Benim paraya ihtiyacım yok ki. Zaten Hazal'ın masraflarını Cihan karşılıyor. Hayır Gülseren, olmaz. Senin de paraya ihtiyacın var. Bilmiyor muyum ben? Ya hayır, yok diyorum. Ne büyük hayallerle kurmuştuk burayı. Nasıl çalıştık. Nasıl mutluyduk o gün. Didine didine çalıştık. Şimdi öyle elimizden kayıp gidiyor. Derya, o zaman yaptık, yine yaparız. Üzülme sen. Dünya malı dünyada kalır. Dünyada daha ne dertler var? Hazal için de o kadar çok üzülüyorum ki Gülseren, sana anlatamam. Hazal yürüyecek. Yürüyecek, ben biliyorum. Hoş geldin. Gülseren, nasılsın? Hazal daha iyi oldu inşallah. Yani. Sen de hoş geldin. Gelişme var mı? Yok, daha ilk mahkemesi bile görülmedi. Hadi ben gidiyorum, aklım azaldı. Tabii tabii, sen git. Gülseren, anahtarı yan tarafa bırakacağım. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Sağ ol Derya. Bak, dediğim gibi güçlü olacaksın. Tamam. Dediğim gibi sat burayı, doğru dürüst bir avukat tut. Hadi bakalım. Oh canım benim. Geçmiş olsun. Ben seni bırakırım. Yok, zahmet etme, ben giderim. Olur mu canım? Araba hemen şurada. Ya bunlar, bu bebek niye böyle ağlıyor gene? Ya ne bileyim abla ya? Gazı mı var ne? Ya senin sütün yetmiyor, sütün. Ya bak, onu hiç düşünmedim ha. Abla şuradan bana bir soğan getir, biraz da ekmek, tuzluğu da unutma. Ya ne alaka soğan, tuz, ekmek? Senin ne işin var soğan, tuz, ekmekle? E tuzlayıp yiyeceğim işte. Hay yüce Rabbim, akıl fikir ver. Yüce Rabbim, akıl fikir ver. Kızım sen hiç televizyon seyretmiyor musun? Televizyonda doktorlar bas 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 bağırıyorlar. Diyorlar ki anne sütü için en iyi şey sudur diyorlar. Senin bol bol su içmen lazım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen eve gitmedin mi lan? Ne gideceğim, ne oldu? Sanki çok huzur vardı. İkisi de iki taraftan beynimin etini yiyorlar lan. Oğlum sen babasın artık lan. Oğlunu düşün oğlum. Engin, ben ne altı yiyeceğim be kardeş? Allah'ını seversen söyle, ben ne yapacağım lan? Tamam, oğluma canım kurban da o Nuray'a ben bir dakika dayanamıyorum lan. Bir dakika dayanamıyorum lan. Ben ne yapacağım kardeş, bir söyle de. Hadi çay demleyelim de konuşuruz. Hadi yürü. Hadi. Hayda. Bebeği uyuttuk. Şimdi anne sızırlamaya başladı. Ne oldu kızım? Ne olacak benim bu halim ya? Nasıl yani? Bebekle kucağımda kaldım ortada. Özkan almayacak beni, almayacak. Diken miken, kıyma niyeti yok onun. Almayacak tabii. Sen alacak mı zannediyordun? Çok sağ ol Keriman abla. Çok moral verdin, gerçekten çok sağ ol. Ya kızım Nuray, sen olayların farkında değilsin. Olaylar nasıl dönüyor bilmiyorsun. Bak, benim de baş kafa etmeyin kardeşim. Takmış illa öz kızını. İlla vilayetine geçirecek, illa vilayetine geçirecek kızı. Şimdi
seninle evlenirse bu mahkemesi bilmem nesi her şeyi bozulur. O yüzden almıyor seni. Ablacığım ben bunu diyorum sana. Anlamıyorum Keriman abla. Kazık kadar olmuş kız. Ne yapacak? Sanki kucağına oturtup sevecek mi? Yok sevgiden değil canım. Gıcıklıktan yapıyor. Şimdi bu Gürpınar ailesi bu. Bizim kızı büyüten aile bir zengin, bir zengin, bir zengin. Sorma yalada oturuyorlar. Oo, Boğaz, Muaz, Deniz, Meriz ayaklarının altında. Ne? Yalı mı? Şşş. Nuray. Hı? Aslına bakarsan senin de başına bir talih kuşu kondu. Niye? Nasıl niye? Şimdi Cansu, senin de bu oğlun canım. Ablası, yani babaları bir, anneleri ayrı. Evet, Ya Karun kadar zengin Cansu, senin şu çocuğun ablası. Bir düşün. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Buyurun anahtarlar. Baba merhaba. Ben birazdan otobüse bineceğim. Buradan bir şey istiyor musunuz? Tamam, akşama görüşürüz o zaman. Ben terapistinim. Adım Begüm. Bugün terapiye başlayacağız. Heyecanlı mısın? Heyecanlanmana hiç gerek yok. Fazla yormayacağım seni, merak etme. Geçelim mi içeri? Ne kadar sürecek? Bugün alıştırma yapacağız, bakalım. Hadi. Hayır hayır, sizin gelmenize gerek yok. Ben zaten işimiz bitince Hazal odasına yollayacağım. Hayır, biz beklemek istiyoruz. Burada bekleyeceğiz. Peki. Canım kızım, çok güzel olacak, tamam mı her şey? Üzme kendini, hadi. Kızım biz buradayız. Bir şey olursa seslenirsin. Tamam mı yavrum? Hadi. Of. Çok gençmiş. Evet çok genç. Ama işinde başarılıymış. Emir Bey en iyisi dedi. Başaracaktır. Hazal da güçlü kız. Evet. Güçlüdür benim kızım. Üstesinden gelecek. Bunun da üstesinden gelecek. Allah'ım ne olur utandırma beni. Ver elini. Korkuyorum. Korkacak bir şey yok. Yatağa alalım. Gelmiyor mu dedi? Ha, gelmez olur mu kızım? İki hamle sonra mat olacağım. Baksana. Yok onu demiyorum. 5 yaşında çocukmuşum gibi beni oyalamaya çalışıyorsun. Lan ne oyalayacağım seni? Ben manyak mıyım ben? Şurada adam gibi satranç oynuyoruz işte. Hoppa! Benim adım Rahmi Gürpınar kızım. Böyle oyunu ters döndürürüm işte. Burada bekleyin. Bir dakika. Emine abla! Efendim Bahtiyar? Abla bu hanımefendi Cansu'yu görmek istiyor. Bir baksana bir dakika.
Buyurun. Merhaba. Biz Cansu'ya ziyarete gelmiştik de. Bir saniye. Kimsiniz? Ne yapacaksınız Cansu'yu? Cansu, Nuray adında bir bayan geldi. Seni görmek istiyor. Kim dedin? Vallahi ben de bir şey anlayamadım ki Rahmi Bey. Cansu'nun kardeşinin annesiyim dedi. Ne? Ne kardeşi ya? E kızım söyleseydin ya deli kadromuz dolu diye. Allah Allah, kim bu ya? Git bakalım şuna. Beni görmek istemişsin. Sen Cansu musun? Dur bir dakika kızım, dur bir dakika. Sen kimsin? Ne arıyorsun burada? Onu söyle önce. Ben Nuray. Cansu'nun öz babası Özkan'ın karısı. Ne? Bu da Can. Oğlumuz. Cansu'nun kardeşi. Hayda. Kardeşi mi? Çok gazlı. Karnı doyunca bir saat pış pışlıyoruz. Gece de hiç rahat vermiyor. Sabaha kadar nöbet. Adı ne? Can. Ablasının adına uysun diye Can koyduk. Tutmak ister misin? Yok yok hayır. Aman aman aman. Bir şey olmaz gerçekten. Aman başına dikkat et kızım. Dikkat. Yavaş yavaş. Oğlum. Ablana mı geldin sen? Ablanla tanışmaya mı geldin? Hanimiş ablan? Çok mu sevdin sen ablanı? Keriman abla dedi. Al oğlunu Cansu'yla tanıştır dedi. Ha. Cansu çok iyi, çok tatlı. Melek gibi. Mutlaka tanışmak ister kardeşiyle dedi. Vay uyanık Keriman vay. Peki kızım, siz ne zaman evlendiniz Özkan'la? Biz daha evlenmedik. Ha. Cansu'nun mahkemesi yüzünden bana nikah kıymak istemiyor. Can'ın nüfus kağıdı biz evlenmeden çıkarsa mahvolurum ben. Aileme karşı zaten çok zor durumda kaldım. Çok haklısın kızım, çok haklısın. Cansu, baban senin velayetini almasa ne olur sanki? Gene de sen kızısın, öyle değil mi? He, ne olacak kızım, hiçbir şey olmaz. Sen bir an önce Özkan'la bas nikahı. Bu çocuğun da annesi babası belli olsun canım. İşte ben de öyle düşünüyorum. Cansu canım, sen Özkan'la konuşsan, davadan vazgeçse. Kim bilir kaç sene sürer. Senin kardeşinin de bir soyadı olmasın mı? Dede parmağımı tuttu. Tutar bebektir. Bu nasıl bir şey acaba? Hah. Aldım bezleri. İyi koy oraya. Anam ne sıcak ya. Nuray nerede? Ne bileyim ben. Çocukla dolaşmaya çıktı. Aman iyi biraz uzak dursun ya. Vallahi uzak durur mu bilmem de sabah gözünü açıyor. Nikah, gece yatıyor nikah. Seni rahat bırakacağını hiç zannetmiyorum ama. Abla çok acıktım. Yemek var mı? He var. Zıkkım pişirdim. Kökünü de böyle üstüne rendeledim. Yer misin? Atar yapma lan. Yetiniz artık canıma be. Ulan alıp başımı çekip gideceğim buralardan ha. Bu ne lan? İkiniz iki taraftan vır vır dır dır. Ha bu ne lan? Ben çok mutluyum sanki. Çok mutluyum. Çok 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 mutluyum. Zil takıp göbek atacağım, oynayacağım. Ya Özkan, bu çile 1 milyon liraya dahi çekilecek bir çile değil. Gece uyku yok, gündüz rahat yok. Bıktım uzandım. Al götür bu ikisini. Kes lan. Halasın hala. Tabii ki bakacaksın. Bak. Şşş. Özkan. Bir dakika konuşalım gerizekalı kardeşim. Bir dakika konuşalım. Nereye kaçıyorsun sen? Görürsün başına gelecekleri, görürsün. Ya bir tutsana şunu. Gel kız. Çok sevdim seni Cansu. E bir yerde benim de kızım sayılırsın değil mi? Cici annenim ben senin. Oğlumun böyle güzel bir ablası olmasına çok sevindim. Ama geliriz yine ziyarete Can'la. Sen de gel ha. Keriman alanında kalıyoruz. Tamam gelirim. Hadi kızım.
Ben senin işini halledeceğim. Sen hiç merak etme, olur mu? Teşekkür ederim Rahmi Bey. Ne demek, ne demek? Al bakalım. Fıstık. Al fıstık. Bak, güle güle harca. Ya Rahmi Bey, ne gerek vardı? Ya ne olacak canım, olur mu? Bahtiyar, sen Nuray Hanım'a bir taksi ayarlasana. Tophane'ye gidecek. Ücreti de hallettim. Tamam, merak etmeyin Rahmi Bey. Hadi çiste Can. Çiste Cansu ablaya. Hadi, hadi çiz. Çiz. Hadi, hadi yalla, yalla. Güle güle. Hadi kızım gel. Bak, kısa günün kârı, bir kardeşin daha olsun. Emin misin Osman? Özkan'ın kız arkadaşıyla çocuğu mu geldi? Vallahi kadın, oğlumun iyi ki senin gibi bir ablası var dedi. Sen de benim kızımsın dedi ya. Evet, çok samimiydiler. Rambe yaptı, çocuğuna bir para mara verdi. Ya Keriman halanı da bekliyoruz, orası da senin evin, oraya da gel falan dedi. Böyle bir sarılmalar, bir öpüşmeler, çok samimiydiler. Peki Osman, sağ ol. Bu sefer gerçekten çok büyük faydan oldu. Duble ödüllendireceğim seni. Özkan, aç şunu. Bir defa da ilk aradığında aç. Ya adı Nuray'mış. Nikahları da yokmuş. Ya verdi çocuğu Cansu'nun kucağına. Al bak, bu senin kardeşin diye. Allah Allah. Baba, ciddi misiniz? Vallahi ben şaştım bu işe Cihan. İşimize yarar baba. Ya neymiş bu Özkan ya, neymiş? Sağ olasın, sağ ol baba. Sağ ol. Görüşürüz. Hissetmiyorum işte. Olmuyor hiçbir şey. Hissetmiyorum. Yavaş yavaş. Biraz gayret göstersen olacak. Bugün bir şey hissetmeni beklemiyoruz zaten. Hiçbir şey hissetmiyorum. Olmuyor. Ya olmuyor işte. Olmuyor. Yapamıyorum. Olmuyor. Konsantre ol. Bak, sadece ayaklarını düşün, tamam mı? Olmuyor ya, yürüyemeyeceğim bir daha. Olmayacak, olmuyor. Hissetmiyorum işte. Olmuyor. Hala şokta. Yani bu şekilde acı çektirerek yapamazsınız. Yönteminiz bu mu? Bakın, sizi anlıyorum ama... Aması yok, acı çekiyor diyorum size. Başka bir yöntemi olmalı bunun. Dilara Hanım, sanırım bana güvenmiyorsunuz. Mesleki yeterliliğimi sorguluyorsunuz. Dilerseniz başka bir çözüm süreci üretebiliriz. Bunu demek istemedim ben, özür dilerim. Yeterliliğinizi sorgulamıyorum. Sadece Hazal'ı bu şekilde görmek... Bunu kaldıramıyoruz, anladınız mı? İşte o yüzden size burada beklememenizi söyledim. Bakın, bu süreçte Hazal acı çekecek, defalarca vazgeçecek, umutsuzluğa düşecek. Önümüzde uzun bir yol var. Sonuçta yürüyebilecek mi, ayağa kalkabilecek mi? Bu tip durumlarda her şeyi göz önünde bulundurmalıyız. Yani biz tabii ki elimizden geleni yapacağız ama hastanın iradesi ve gücü de çok önemli. Ama Özkan davadan vazgeçsin diyor. Bir başka türlü evlenemeyecekler çünkü. Bak, bu çok iyi bir haber ha. Harika. Bu mahkemenin seyrini hemen değiştirir değil mi? Sen ne diyorsun Cihan? Tabii ki değiştirir. Kızın telefonunu aldın mı peki? Yok ya, ben onu almadım, unuttum. Doğumu nerede yapmış? Bilmem, sormadım. Niye? Hiç olmazsa doğum belgesini hemen mahkemeye sunardık. Neyse, Keriman'da mı kalıyor demiştin? Vallahi öyle dedi. Ben Keriman'da kaldığını söyledim. İyi,
Ben gideyim bir kızla konuşayım. Hadi görüşmek üzere. Ben de kalkayım oğlum. Otur baba, otur, bir şey içelim. Hey, içelim bari bir kadar. Kısa günün kârı 1000 lira. Taş kafa etmeyin kardeşim, ağzımı tutayım diye bana para veriyor. E sen mahalle görmüyor mu? Mahalle söyler. Salak ya bu, salak. Geldim. Buyurun, kimsiniz? Merhaba Keriman Hanım. Ben Cihan Bey'in avukatı Yıldırım. Nasılsınız? Kendileri yok mu? Hayır, yoklar. Beni gönderdiler. He. Hangi rüzgar attı? Nuray Hanım'ı görmek istemiştim. Kim? Nuray kim? Burada Nuray diye birisi yok. Keriman Hanım, Özkan'ın hamile bıraktığı kızdan da doğan çocuktan da haberim var. Oyalama beni ha. Nerede olduklarını söyle hadi. Ne? Özkan birini hamile mi bırakmış? Yok ama yok. Bir yanlışınız var. Özkan zaten nişanlı, Tuğba'yla nişanlı. Gelin resmini göstereyim. Bu da herhalde sizin oyuncağınız Keriman Hanım ha? Bak, eğer nerede olduklarını söylemezsen yalancı şahitlikten içeri tıktırırım seni. Ay, ay içeri tıktırmayın. Ya söylerim, niye söylemeyeceğim ki? Zaten bebek sesinden bıktım, usandım. Şimdi bunlar geldiler, burada birkaç gün kaldılar. Ondan sonra var ya bir tane çok şık şeysiz. Ha, Candan Hanım. Ha, o geldi, bunun üçünü toparladı, götürdü. Nereye götürdü? Ha işte onu bilmiyorum. Keriman Hanım. Ya vallahi billahi bilmiyorum. İki gözüm önüm aksın bilmiyorum. Bilsem söylemez miyim? Pekala, o zaman Nuray Hanım'ın telefon numarasını verin bari. Ha, onu söylerim tabii. Ah Candan, Candan. Kapattırdın tabii telefonu. Ah Candan, Candan. İyi bari. Güzelmiş burası. Sen yukarı çık, bebeği uyut istersen. Özgür, ben sen de ne yapacağım ha? Niye söylemiyorsun kızın doğurduğunu bana? Kızarsın diye. Her seferinde bağırıp çağırıyorsun çünkü. Hayret bir şey ya. Kız doğuruyor, söylemiyorsun. Kafasına göre Cihanlara gidiyor, haberimiz yok. Davayı kaybediyoruz, farkında mısın? Tamam işte, saklayacağız burada. Dua et de bulamasınlar. Bulurlarsa bitersin. Evet Candan Hanım. Şimdi güzel güzel bir konuşalım ha. Konuşalım. Geldim buraya, tamam. Doğru düzgün bir yer hiç olmazsa. Ama ben buradan Özkan'la evlenmeden... Tamam, evleneceksin. Tamam. Ama bize biraz müsaade et. Ne kadar? Bana tarih verin. Bak güzelim. Çok önemli bir davamız var. Davayı kazanalım. Ya bana ne sizin davanızdan ha? Bana ne? Ben kendi çocuğuma bakarım. Tamam o zaman, ben de evlenmiyorum seninle. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen ha? Sen ne diyorsun sen? Sen ne diyorsun? Ne diyorsun ha? Çok önemli bir davamız var. Hayatı önem taşıyor diyor. Bak Nuray, eğer bu davayı senin yüzünden kaybedersen, seni de tanımam, o çocuğu da tanımam. Kalırsınız ortada, tamam mı? Sonra babası Özkan diye ortalarda sürünüp durursun. Hiç de sürünmem. Hiç de sürünmem. Sana bir babalık davası açarım, görürsün gününü. Öyle mi? Peki ben ne yaparım biliyor musun? Alırım oğlumu elinden, kaçar giderim buralardan, bir daha da yüzünü göstermem sana. Yapamam zannetme Nuray, benim adım Özkan. Yetti be! Bu ne lan, buraya geldi? Nikah, nikah, nikah. Sana biraz sabırlı ol diyoruz, halden anla diyoruz. Buraya gel! Nuray! Özkan tamam, sakin ol. İyi yaptın, korkuttun da fazla üstüne gitme. Bitti lan, bu ne ya? Hayatımdan bezdim be. İnsanlığımdan çıktım arasını satayım ya. Bu nasıl bir kadermiş lan? Sıkma canını. Nasıl sıkmam? Dava tehlikeye girdi. Boş ver. Sen nasılsın? İyiyim. Seni bekliyorum. Çok zaman oldu. Gel artık.
Belki bir sürpriz yaparım. Belli olmaz. Ciddi misin? Allah belanızı versin lan. Allah topunuzun belasını versin lan. Oğlum şu dükkana bir adam gibi gir lan. Adam gibi gir. Kes lan! Başıma gene vur buna dırdı lan. Zaten sürdüğüm tepemde. Sen sigortalar atmışken. Ne sigortası lan, ne sigortası? Lan trafo olsa dayanmaz da bu olanlara. Şuraya bak ya. Almanya'daki kırık hamile olur, gelir doğurur, sonra Özkan benimle evlen diye tutturur. Öz ablam paramı çalar, hırsızlık yapar. Cihan Gürpınar denen herif karımın kızımın üstüne koler. Ben nasıl dayanacağım lan? Sen iyice sıyırdın, iyice. Bir dur, bir sakin ol. Bana sakin ol deme kardeş. Bana kimse sakin ol falan demesin. Ben sakin olamam. Ulan Cihan Gürpınar denen herif yüzünden ben saatlerdir o Nuray denen kadının çenesini çekiyorum be. Cihan Gürpınar mı? Hoppala. Ne alaka la? Ne alaka? O alaka. Çıbanın başı o herif. Hayatımı mahvetti lan. Cansu elimden kaptı. Gülseren elinden aldı. Ama sen duracaksın Gürpınar. Ben sana yapacağımı biliyorum. Sus lan. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Boyundan büyük laflar etme lan. Beni affe alma Engin. Beni affe alma kardeş. Bekleme gör. İpek saçlım benim. Ya İpek. İpek tabii bak ne güzel. İpek olsa ne olur? Olmasa ne olur? Yürüyemedikten sonra ne anlamı var ki sanki? Böyle konuşma bir tanem, yürüyeceksin. Anne, yürüyemeyeceğim işte. Biliyorsun sen de. Kızım niye böyle konuşuyorsun? Yürüyeceksin anneciğim. Yürüyeceksin de koşacaksın da. Sadece biraz gayret etmen lazım. O uçurumun kenarındaki kaza, ölümden döndük. Biz onu atlatmışız, bunu mu atlatamayacağız? Sadece biraz gayret etmen lazım. Bak bir daha öyle yürüyemeyeceğim, yapamayacağım falan diye konuşmanı istemiyorum. Öyle konuşmayacaksın. Oh, güzel kızım benim. İkimiz birlikte gayret edeceğiz ve başaracağız, tamam mı? Anne cidden böyle mi düşünüyorsun? Yürüyebilecek miyim yani sence tekrar? Tabii ki böyle düşünüyorum. Yürüyebileceksin. Bütün kalbimle inanıyorum. Anne sen çok güçlü bir kadınsın. Ben senin gibi de... Seni ben büyüttüm. Sen de çok güçlüsün. Emir Bey artık eve götürebilirsin. Biliyorum, bana da söyledi. Ne yapacağız peki? Götüreceğiz. Evde iyileşmesinin daha kolay olduğunu söylüyorlar. Götürelim de nasıl olacak? Ben bir hemşire ayarladım Dilara. Bizim evde kalacak. Bir de araba ayarladım. Her gün fizyoterapiye onu getirip götürecek. Tamam, orası öyle de ben Cansu'yla Hazal'ı aynı çatı altında nasıl toplayacağız, nasıl birleştireceğiz onu bilmiyorum. Onu ben de bilmiyorum. Ciğerim yanıyor, bilmiyorum. Çocuk kendini hırpaladı. Sürekli benim suçum deyip ortalıklarda dolaşıyor. İçim parçalanıyor. Bence onun da bir doktor desteğine ihtiyacı var. Söyledim. Ama kabul etmiyor ki, etmez. Dilara, ikisi de bizim kızımız. Canlarımız. Elimizden ne geliyorsa yapmamız lazım. Bir şekilde bu sorunu çözeceğiz. Başka çaremiz yok. Cihan. Gülseren ne olacak peki? Ablam arıyor. Alo? Şaşırttın beni abla, aramazsın sen. Şeyda, bu çok şey bilen kızın bu
Burcu'ya da Ezgi olduğunu söylüyor ama. Cansu sana bir şey söyledi. Ne önemi var? Hazal'ı ben sakat bıraktıktan sonra Ezgi olmuş, Burcu olmuş. Ne önemi var? Cansu, yeter. Allah aşkına yeter. Bak lütfen yalvarıyorum sana, kendini suçlamaktan vazgeç artık. Lütfen ya, lütfen. Ya o bir kazaydı. Sen bilerek yapmadın ki bunu. Hazal'ı sen sakat bırakmadın. Sakat bıraktım. Yakında hastaneden çıkacak. Evet, çıkacak. Ne yapacağım ben? Emine Hanım. Hemen bileti alalım, ilk uçağa. Bekliyorum. Ah, buyurun Dilara Hanım. Emine Hanım, siyah valizimi hazırlar mısınız? Uçağa yetişmem lazım. Tabii efendim. Yine bir yere mi gidiyorsun? Çocuklar, anneannesi kalp krizi geçirmiş, ben Amerika'ya gidiyorum şimdi. Evet oğlum, teyzen aradı, hemen gel dedi. Nasılmış durum, ağır mıymış? Kızım ben de tam bilmiyorum ya. Hani ne zaman geçirmiş? Birkaç saat önce olmuş, hastaneye kaldırmışlar. Şu an yoğun bakımda, matlatmış mı? O zaman bilmiyorum anneciğim, ben de bilmiyorum, belli değilmiş. Hazır mı Emine Hanım? Hazır efendim. Biletin hazır, hazırlan ben seni götürürüm. Bahtiyar bırakır beni. Ben seni götürürüm. Atınız mı? Ameliyata mı alacaklarmış? Bilmiyorum oğlum, dedim ya. İyi de teyzen bir şey söylemedi mi? Teyzeni bilmiyor musunuz? Ama böyle durumlarda eli ayağına dolaşır, idare edemez o. Tamam anne bak, sen merak etme, sakin ol tamam mı? Kaç kere söyledim, anne orası uzak dedim. Gel bizimle birlikte İstanbul'da yaşa dedim. İnşallah yetişirim. Tamam anne, tamam bırak. Görüşürüz. Birbirinize iyi bakın, tamam mı? İner inmez arıyorsun bak, tamam mı? Tamam yavrum, tamam. Annem ne zaman dönecekmiş? Bilmem, annesinin durumuna bağlı herhalde kızım. Çok uzun da sürebilir yani. Anne ben çıkıyorum yakında buradan, değil mi? Tabii kızım, tabii. Oh be. Biraz daha kalırsam sıkıntından patlayarak öleceğim. Şişt. Biz ne konuştuk seninle? Hani böyle şeyler söylemeyecektin, hı? Hadi uyu bakalım şimdi güzel güzel. Hadi söyle. Tamam. Ninni desem Hazal olur. Güller açar, bahar olur. Kızım uyumazsa ne hal olur? Güzel kızım ninni. Minik yavrum ninni. Ninnileri beni yakar. Ağzı şeker, dudağı var. Ninni desem Hazal olur, güller açar, bahar olur. Hazal, bir sürü oyun aldım. Hele bir tane yarış oyunu var, resmen bağımlılık yapıyor. Hatta babam da söz verdi, biz de oynayacakmış. Tabii tabii, kumanda var mı? Kaç tane? Var baba, istemediğimiz kadar çok. Merhaba Gamze. Merhaba. Hazal, kızım. Biliyorsun bundan sonra sen ilgileneceksin. Tabii. Merhaba Hazal. Sana bundan sonra ben yardımcı olacağım iyileşene kadar. Sonsuza kadar yani? Hayır, iyileşene kadar. Çok uzun sürecek sanıyorsan yanılıyorsun. Gülseren. Merhaba, memnun oldum. Ben de. Hazal'cığım binelim mi arabaya? Bana bırakın. Thank you.
tören yapma hadi. Yüzüme bakmayacak. Bakmayacak mısın? Neler diyecek? Diyecek, diyecek. Dede ne yapacağım ben? Dayanacaksın kızım, dayanacaksın. Var mı başka yolu? Ha? Ne yapacaksın yani, saklanacak mısın? Yakışır mı sana saklanmak? Yani sen kendine yakıştırır mısın? Dayanacaksın. Belki kıracak seni, kötü şeyler söyleyecek, yüzecek. Ama anlayışlı olacaksın ya. Gelmiş başımıza böyle bir şey. Demek ki alınacak dersimiz varmış Cansu. Öyle değil mi? Bundan sonra hep birlikte Azal'ı mutlu etmeye çalışacağız. Keşke onun yerinde ben olsaydım ya. Keşke ben düşseydim şu merdivenlerden. Bak baba, tam burada düştüm işte. Tam burada. Bak geldiler, gel. Aman da aman, kimler gelmiş. Evine mi gelmiş? Hoş geldin. Hazal hoş geldin. Tekrar çok geçmiş olsun. Buyurun. Merhaba. Kavuştun, sıra yürümeye geldi, değil mi? Ha? Hazal. Benim adamı senin için hazırlattık. Umarım beğenirsin. Hem bütün eşyalarını da getirdik oraya. Filmlerin, kitapların falan. Gamze beni odama götür, uyuyacağım. Kızım, daha erken. Biraz oturalım yemek yiyelim. Şimdi uyuyacağım. Gamze. Anneciğim, ben de gidiyorum, tamam mı? Anne, gitme lütfen. Nereye gidiyorsun? Eve gidiyorum, gitmem lazım. Beni yalnız mı bırakacaksın? Anne, gitme lütfen. Gamze, hadi sen odasına götür Azal. Hadi Azalcığım. Gel, biz eşimle geçelim. Gülsene. Nasıl gidiyorsun Hazal bu haldeyken? Benim burada durmam doğru olmaz Cihan. Ama yanında seni istiyor Gülsene. Annesisin. Ya tamam, ben Hazal'ın yanında olmak istemiyor muyum sanki? Ama olmaz, kalamam burada. Tamam, anlıyorum. Gerçekten zor bir durum. Ama kalman lazım Hazal için. Sen bilirsin. Eğer Hazal'ın yanında olmak istiyorsan kal. Ben her şeyi göz alırım. Anne, ne olur burada kal. Lütfen gitme, burada kal. O da ne güzel olmuş değil mi? Gece kalamam ama Cihan. Yani Dilara gelene kadar gece giderim, sabah erkenden gelirim. Tamam. Dilara Hanım'ın annesi rahatsızlanmış, Amerika'ya gitmiş. Sabah da bu kızı getirdiler. Kızın diğer annesi de geldi. Cihan Bey'le aynı evde kalacaklarmış. Yani bilmem anlatabiliyor muyum? Artık görüntülü mü olur, sesli mi olur? Orasını bilemeyeceğim.
Keriman Cihan'la konuşmuş mu? Nasıl? Osman sen Keriman'la görüşmüyor musun? Görüşüyorum. Cihan Nuray'ın yerini sordurmuş mu? Yok, hayır. Hayır, sordurmamış. Öf! Yeğenmeyen sevgi mevgi ya, sevgisi nereye kadar ya? Sevdik sevdik de. Ay bıktım be. Öf! Bu kim şimdi? Osman sen nereden çıktın böyle? Zeytin gözlüm. Sana meylim nedendir? Osman neredesin sen? Kaç gündür aradığın sorduğun yok. İnsan bir telefon açar. Bir sorar bu kadın aç mı, susuz mu, ölüyor mu, geberiyor mu diye. Osman he? Sen bebekten mi kaçtın ne? Hayır ne alakası var? Ayrıca özür bin kere milyon defa özür kömür gözlüm. Bu ottan başka bir şey getirmedin mi? Şöbiyet. Ha? Fıstıkları sevdiğinden. bebek yok mu? Ne yapacaksın Osman? Bebeği ne yapacaksın? Ha? Çeyrek altın mı takacaksın bebeğe? Ne yapacaksın? Ben o çeyreği ancak sana takarım. İstemem. Nasıl? Yarım? Tam? Reşat? İstemez dedim ya. Ben ancak... Ha, tek taş. Ha? Tek taş olmazsa olmaz. Şeyler ne yaptı? Cihan Beyler aradı mı? Ay sorma Osman. Öyle bir fırsat kaçırdım. Öyle bir fırsat kaçırdı. Sorma. Ne oldu ya? Ya bu Cihan Bey'in avukatı geldi. Ondan sonra Nuray'ı sordu. Adresini sordu. Adresi bilseydim yüksek bir meblağa satacaktım be. Ne yaptın peki? Ne yaptım? Telefon numarasını verdim, aldı gitti. Geç otur geç. Tüh ya. Ne oluyorsa? Hadi bakalım anneciğim. Yarın sabah görüşürüz erkenden, tamam? Anne gitmesen olmaz mı? Ne olur gitme ya. Hadi yarın görüşürüz. Gülseren istersen yemek yiyelim ya da Hazal uyusun ondan sonra git. Cihan lütfen aile sofranıza oturmamı isteme benden. Evi boşaltmışsın. Nerede kalacaksın? Derya'da kalacağım. Bahtiyar. Buyurun Cihan Bey. Gülseren Hanım'ı evine bırak. Sabahleyin de al. Peki efendim. İyi akşamlar. Evine gene harikalar yaratmış ya. Ay 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 kim gelmiş? Güzel kız gelmiş. Gel bakalım. Gel. Geç. Hazal bak, Emine teyze en sevdiğin yemekleri yaptı sandım. İçmeyeceğim ben çorba. Kızım başka bir şey. Götür beni!
aşk yaktı canımı. Hiç mi düşünmedin giderken yarını? Bu aşk yaktı canımı. Hiç mi düşünmedin giderken yarını? Sen yine benim aşkım olmayacaksan, yaktığın kadar yakarım canını, yakarım canını, yakarım canını. Sen sonunda beni o gün aşk deliriktir, anlayacaksın. Aşk bu. Eğer kabul edersen bu sana vermek istiyorum. Bu sende kaldığı sürece benim için bir umut vardır demektir. Bir uçurum özlemi belki aşk. Paramparça yere çakılacağını bile bile. Sanki elini uzatsan avuçlarında, sanki kilometrelerce uzak. Unuttuğum her şeye yeniden başlamak. Bir uçurum özlemi. Aşk. Kazaydı. İsteyerek yapmadım. Ayrıca Hazal uzun süre böyle davranmaya devam edecek. Sabırlı olmaya çalış aşkım benim. Ne olur üzme canım. Benim güzel kızım. Canım hadi gel. Gel. Orasın bir tanesi. Aşkım.
I see, yes. Yes, doctor, I see. I will see doctor tomorrow, yes. Thank you so much. Thank you so much, Mr. House. Amerika ile mi konuşuyorsun? Evet. Ne diyorlar? Dilara orada çok iyi bir klinik bulmuş, çok iyi bir doktor bulmuş. Onunla görüştüm. Şimdilik burada kalmasının daha doğru olduğunu söylüyorlar. Ne demek burada kalması daha doğru? Ya sen söylemedin mi o bizim kıymetlimiz, biz onun için Fizan'a bile gideriz diye? Ne yapacağız, bu kadar imkanın içinde elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz? Ben elim kolum bağlı mı bekliyorum? O benim de kızım. Fizan'a tabii ki götürürüm ama şu anda burada kalması lazım. Başka sebepleri var. Ne başka sebebi var? Gülseren, çünkü yaşadığı şeyin yarısı fiziksel, yarısı da psikolojikmiş. Eğer şimdi alır buradan onu oraya götürürsek İngilizce bilmiyor, yetersiz. Tamam biz yanında olacağız ama yabancılık çekecek. Bütün kompleksleri tekrar depreşecek. Onun için iyi değilmiş. Doktorlar böyle söylüyor, ben değil. Merak etme, oradaki doktorla bizim doktorumuz irtibat halindeler. Sürekli görüşüyorlar. Orada ne yapılırsa burada da aynısı yapılıyor ve yapılacak. Gerekirse de alıp götürürüz. Ama şimdilik böyle. Tamam ya, kusura bakma, ne olur. Önemli değil Gülseren, önemli değil. Hepimiz yargınız. Bugün nasıl? Aynı. Sen nasılsın, nasıl? Sen nasılsın, öyleyim işte. Kızım, neden bu kadar erken uyandın? Uyusaydın daha. Sanki uyudum. Hazalcığım, giyinelim mi? Niye? Ne yapacağım giyinip? Bak, kahvaltıdan sonra güzel güzel dışarı çıkıp gezeriz, tamam? Hadi doğrul bakayım. İstemiyorum, bir şey yapmak istemiyorum. Hadi kızım, hadi doğrul. Gidecek misin yine gece? Yarın sabah geleceğim ama. Evet benim. Servet, hatırladın evet, mı? Evet evet hatırladım. Hayırdır? Hani birkaç kere gelmiştim Müge'yi sormaya. Müge ortaya çıktı. Bir haber vereyim dedim. Nasıl? Sen gördün mü Müge olduğundan emin misin? Ben görmedim de. Birileri konuşuyorlardı burada. Peki şu an orada mı? Bu saatte kapalı. Gece uğra istersen. Tamam, çok sağ ol, eyvallah. Eyvallah. Dilara'cığım, canım bir tanem. Çok geçmiş olsun biz. Çok üzüldük haberlere. Umarım iyisindir. Umarım annen de çabuk iyileşir. Hiç üzme kendini, tamam mı? Sana ulaşmaya çalıştık birkaç kere. Ulaşamadık. Bizi merakta bırakma, tamam mı? Selam söyleseydin. Neye selam söyleyeceğim? Telefonda mı selam söyleyeceğim? Mesaja mı selam söyleyeceğim? Aradım işte, dedim iyisindir inşallah. Annen iyidir inşallah. Irt, ırt, ırt. Allah'tan telefonu açmadı ha. Amerika kaç para eser biliyor musun? Çok düşüncelisin Alper ya. Faturayı ben ödüyorum zaten. Salak mısın kızım sen? Ödesen ne olacak? Sonra aramadı diyecek falan. Ha. Hani kızımın ameliyatında her gün geldin ama annem hasta olunca aramadın demesin diye. Kaçing. Ya eşeği sağlam kazağa bağlayacaksın. Dilara gibi bir eşeği zincir yularla demir kazağa bağlayacaksın. Anladın mı? Kim arıyor? Bilmem. Yabancı numara. Alo. Evet evet tamam. Evet biliyorum evet. Tamam bu gece orada olacağım ben. Kimmiş arayan? Ya niye pişmiş kelle gibi sırtıyorsun? Söyle. Sormaz. Şu anda kimin aradığını bilsen var ya, o masanın üstüne çıkar dans edersin. Benim arkadaşım adı Müge. Yüzü yabancı gelmiyor hiç ama bilemeyeceğim. Ya bir yakından baksana. Dikkatli bak ya. Vallahi kardeşim her gün 300 kişi oluyor burada. Hangi birini tanıyayım? Ama takılıyorsa bekle gelir istersen. Tamam eyvallah. Bana bir soda verir misin? Thank you.
alakası olmaz. Cihan Gürpınar var ya. O Cihan Gürpınar. Artık yok. Senle çok ilgilenemedim. Ne olduysa bilmiyorum. Eksik kaldım, bir şey oldu. Belki yanlışlarım, hatalarım oldu. Ama seni her zaman çok sevdiğimi bil. Ve bundan sonra ben yaşadığım sürece hiç kimse sana hiçbir şey yapamaz. Hiç kimse. Her zaman yanında ben varım. Canım. Tamam mı? Her şey geçecek, merak etme. Tamam mı canım kızım? Tamam. Tamam bir tanem. Annemi ara, gelsin baba, ne oldu? Ne gerekiyorsa yapacağım, iyileşeceksin. Ama senin de bize biraz yardımcı olman lazım, tamam mı? Ben her zaman yanındayım, merak etme. Sen beni bitireceksin. Korkulacak bir şey yok. Sadece tablet alırken yataktan düşmüş. Bir yerine bir şey oldu mu? Yok, çok şükür bir şey yok. Buyurun, müsaadenizle dinleyin. Sabah bahçede kahvaltı yapacağız. Sonra da fizyoterapiste gideceğiz beraber. Olur mu? Anne. Sen gitme ya. Yanımda uyu bu gece. Olmaz mı? Birader, ne yapıyorsun? Önüne baksana. Pardon kardeş. Karanlıkta göremedim, kusura bakma. Tamam, neyse, ben anlayacağım. Kusura bakmadın değil mi? Ya yok, tamam, bakmadım. Sorun yok. Gel bir şey ısmarlayayım sana. Yok abi, tamam. Eyvallah. Bana bir tane daha buna versen. Ne oldu, geldi mi aradın kız? Ya yok, gelmedi hala. Gelir, gelir. Çerez de vereyim mi?
Asayiş şube. Uygulama yapıyoruz. Herkes kimlikleri çıkarsın ve olduğu yerde beklesin. Kontrol bitmeden dışarı çıkmak yasak. Arkadaşlar kimlikler? Benim kimliğim yok. Arkadaşımı arayayım getirsin mi? Merkeze getirir artık. Gel bakayım sen böyle. Kimlik. Amirim. Dön arkana. Arayın. Ya amirim ne oluyor? Arayın. Ya ne oluyor? Nasıl? Mal iyi mi bari? O ne ya? Bana mı soruyorsun? Benim üzerimden mi çıktı? Bakın amirim, gerçekten bu bana ait değil. Yemin ederim bana ait değil. Bir yanlışlık yapıyorsunuz. Yok, bana ait, bana ait. Götürün. Ya bakın, gerçekten götürün. Benim değil diyorum. Ya niye anlamıyorsunuz? Benim değil. Ya bakın, bak büyük bir hata yapıyorsunuz. Ben hayatım boyunca kullanmadım öyle bir şey. İçeride birisi çarptı bana, bilerek çarptı. Ya o koydu. Tamam, karakolda anlatırsın derdini. Ya bak, büyük bir hata yapıyorsunuz. Beyler, şu cep telefonları bir toplayalım. Hadi, hadi topla. Sıcak sıcak simitleri getirdim abiciğim. Hadi çayları koy da şunları patlatalım mı? Ulan anasını satayım, dün gece bir dakika uyku uyumadım be. Nuray Hanım ise horul. Özkan çocuğa bak. Özkan çocuğun altını değiştir. Özkan çocuğa su ver. Özkan çocuğu salla. Ulan utanmasa bir de çocuğu emzireceğim ha. Yemin ediyorum burama geldi lan. La Engin! Ha pardon kardeşim, müşterim vardı. Selamünaleyküm amca. Fazladan simit almıştım ha. Çayları içiyorsun. Amca gel otur, simit yiyelim. Bizim köşedeki taş fırından aldım, böylesini bulamazsın. Hayırdır inşallah? Özkan Gülpınar sen misin? Benim de sen kimsin? Nuray'ın babasıyım. Nuray'ın babası mı? Nasıl ya? Hoş geldiniz, çok memnun oldum. Almanya'dan geldiniz herhalde değil mi? Peki Nuray'ın haberi falan var mı? Ver elini öpeyim ya. Bırak lan! Elimi öpecekmiş bir de. Şerefsizin evladı. Bir dakika, ayıp oluyor ama. Ne ayıbı lan? Ne ayıbı? Bak, Nuray sana ne anlattı bilmiyorum ama gel şuraya otur, güzel güzel insan gibi konuşalım. Lan sen ne adi bir herifsin be. Hiç maalesef yok sende. Amca bak, olaylar bildiğin gibi değil. Gel şuraya güzel güzel konuşalım diyorum. Çayları getir. Seninle güzel ne konuşacağım lan ben? Güzel kızımı hamile bırakıp kaçacak kadar aşağılık, adi, haysiyetsiz bir herifsin sen. Amca lütfen bak, sinirlerine hakim ol. Tekrar ediyorum, gel şuraya otur, güzel güzel insan gibi konuşalım, anlaşalım. Sinirlerini konuşacağım lan. Konuşacak bir şey yok. Kızıma nikah kıyacaksın lan. Bak amca. Oğlum var lan oğlum. Yahu tamam, oğlum var evet. Oğlum var oğlum benim, zaten inkar etmiyorum ki. Ha, inkar mı edecektin bir de? Hadi et bakalım. Oğlan. Ulan kızımın namusunu kirletip kaçacak kadar adi bir herifsin sen. Yetti be! Yetti! Senin kızın Almanya'da, barlarda benim peşimden Özkan Özkan diye koşarken neredeydin? Şimdi mi aklın başına geldi namus diye? Ben Nuray'ı zorla koynuma sokmadım. Ne diyorsun lan sen? Yalan mı? Almanya'da hangi sokağa gitsem evden kaçıp kaçıp karşıma geliyordu. Üstelik ben çağırmıyordum. Bana bak, sabrediyorum.
Uzatma şu işi. Kıy nikah, bitirelim şu işi. Kıymıyorum nikah falan, almıyorum kızını. Eğer şuraya gelip otursaydın, beni dinleseydin insan gibi güzel güzel, o zaman belki anlaşacaktık seninle. Ama şimdi nikah falan yok. Anlamadım. Bir daha söyle. Nikah falan yok, almıyorum kızını. Ne yapacaksın ya? Vuracak mısın beni? Canımı alacaksın? Hadi ince sonuç varmıyor biliyorsun bu mahkeme işleri. İki duruşma arasında bilmem kaç ay süre veriyorlar. Nasıl? Ne diyorsun? Emin misin? Aslında hiç de fena fikir değilmiş. Böylece Cihangir Pınar meselesini kökünden halletmiş oluruz. Ama Dilara bugün dönüyormuş. Evde çocuklar da varmış. Zamanı iyi ayarlayalım. Çok dikkatli olmamız lazım. Efendim. Tamam, dinliyorum. Hoş geldiniz Dara Hanım. Hoş bulduk Bahtiyar. Anneniz nasıl oldu? Gayet iyi durumda, taburcu oldu. Geçmiş olsun. Sağ ol, valizleri getiririz. Hazal'ın canı çok sıkılmış, dışarı çıkmak istiyor. Akşam bir yere mi götürsek? Tamam, tabii ki. Tıkıldı kaldı evin içinde, hiçbir yere gittiği yok. Tamam, akşam güzel bir yere gidelim. Gamze, yüzüm yandı. Çevir beni. Ye. Güneş gözlüklerimi de getir odamdan. Olur, nerede? Odamda işte, bulursun. Peki. Ha, kimi kandırıyorsunuz? Hazal istemişmiş de, yanında olacakmış da. Hazal'ı falan düşündüğünüz yok sizin. Ben sizin niyetlerinizi biliyorum. Gayet ortada. Evimden gider misin? Defol. Hemen çıkmanı istiyorum. Hayır, burada kalacaksın. Cihan lütfen. Hayır. Evimden çıkmasını istiyorum. Hayır! Evimden gitmesini istiyorum. Hazal iyileşene kadar, Gülseren ne kadar isterse, istediği an burada olacak.
güneşe doğru uçmaya başlamıştım onundan kanatlarımla. Sen şimdi gidiyorsun ya. Eriyor kanatlarım. Thank you.